Arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Ekranda gördüğünüz gibi Everyday English Expression, yani günlük kullanıma ait ifadeler. Şimdi sırayla 20 tane kelimemiz, 20 tane ifademiz gelecek ve bunların anlamlarını söyleyeceğim size. Hem de ekstra örnek cümlelerle arkadaşlar aktarmaya çalışacağım. Dikkatlice dinleyelim. İsterseniz videoyu durdurup not alabilirsiniz. Let's start with the first word. Birinci ifadeyle başlayalım. Birinci kelimemizle başlayalım. I am in a hurry. Acelem var demek arkadaşlar. I have to go right now. My friend is waiting me. I am in a hurry. Arkadaşım beni şu an bekliyor. O yüzden acele etmek durumundayım. Acelem var. Bir sonraki ifademiz actually. Aslında demek arkadaşlar. Actually aslında. Actually I am new in this school, so I don't have many friends. Aslında bu okulda ben yeniyim, çok fazla arkadaşım yok. As long as, süresince demek arkadaşlar. İki cümleyi birleştirirken kullanırız. I believe you will understand the subject as long as you listen your teacher carefully. Öğretmenini dikkatli dinlediğin sürece konuyu iyi anlayacaksın. Bir sonraki kelime. As soon as possible. Mümkün olduğunca kısa sürede. I will call back you as soon as possible. Mümkün olduğu ve kısa süre içerisinde seni tekrar arayacağım. Bir sonraki kelimeye geçelim arkadaşlar. Are you sure? Emin misin demek. Are you sure? Emin misin? Evet, devam edelim. I am afraid of. Evet, korktuğumuz bir şeyi söylüyoruz. My little son is afraid of dogs. Küçük oğlum, benim küçük oğlum köpeklerden korkar. Evet, bir sonraki örneğimiz, bir sonraki ifademiz gelsin. Take a nap arkadaşlar, günlük yaptığımız rutinler içerisinde dinlenmek, kısa bir uyku çekmek anlamına geliyor. Yani uyuklamak. Mesela, my grandfather takes a nap in the afternoon. İşte büyük babam öğleden sonraları kısa bir uyku çeker. Yani kısa bir uyuklama yapar. Can I help you? Evet, birisine arkadaşlar yardım etmek istediğimizde kullanıyoruz. Can I help you? Sana yardım edebilir miyim? Evet, karşımızdaki kişinin yardıma ihtiyaç olduğu durumunda söylüyoruz. Can I help you? Sana yardım edebilir miyim? Bir sonraki ifademiz it is up to you. Yani sana kalmış demek arkadaşlar. Yani bu tamamen sana kalmış anlamına geliyor. Geçelim arkadaşlar. Whatever, her neyse anlamına geliyor. Whatever. We are in a big shopping center. You can find here whatever you want. Evet, burada ne istersen, burada istediğin her şeyi bulabilirsin anlamına geliyor. İki cümleyi birleştirince kullanıyoruz. Evet, you are the boss. Yani patron sensin. Evet, today is your birthday, so you are a birthday child, so we will do whatever you want. You are the boss. Evet, bugün senin doğum günün. Sen ne istersen yapacağız. Patron sensin. Pick up arkadaşlar, almak veya birisini bir yerden almak. Mesela arkadaşınızla işte sinemaya gideceksiniz. Arkadaşınız sizi evden alacağı durumda, arabayla gelip sizi alacağını ifade etmek istediğinde bunu kullanır. I will pick you up. I will pick you up at 6 p.m. So get ready. I made a mistake. Evet, hata yaptığımızı arkadaşlar ifade ediyoruz. I made a mistake. Evet. Today I made lots of mistakes in the exam. Sınavda çok fazla hata yaptım. A coach potato. Evet, ünitelerimizden geçen bir ifadeydi. Özellikle 7. sınıflar hatırlayacaktır. A coach potato. Televizyon bağımlısı arkadaşlar. Don't watch TV too much. You can be a coach potato. Çok fazla televizyon izleme. Televizyon bağımlısı olabilirsin. Yani coach potato ifadesi. Geçiyorum. It doesn't work. Yani çalışmıyor, işlemiyor anlamına geliyor. Yani ne yaparsak yapalım işlemiyor, işe yaramıyor anlamına geliyor. I couldn't change his mind. I tried
Many things, but I couldn't change his mind. It doesn't work. Yani onun fikrini değiştirmeye çalıştım fakat işe yaramıyor. Yani boşuna anlamına geliyor. So far, so good. Yani şimdilik iyi. Şimdiye kadar iyi anlamında. How is your new job? Şu an yeni işin nasıl? So far, so good. Yani şimdiye kadar iyi. Sorun yok anlamına geliyor. Bir sonraki ifademiz I know. Bunu hepiniz çoğunuz biliyorsunuz. Bildiğimizi ifade ediyoruz. I know. Arkadaşlar biliyorum anlamına geliyor. Take it easy. Yani kafana takma, boş ver anlamına geliyor. Take it easy. Kafana takma anlamına geliyor. I hope so. Umarım. Umarım öyle olur anlamında. Mesela karşıdaki arkadaşımız our team will win the match. Takımımız maçı kazanacak. Ona katıldığımızda öyle umduğumuzu söylerken I hope so. Umarım öyle olur anlamına geliyor. Here you are arkadaşlar. Buyurun demek. Yani bir yerden bir şey aldığımızda arkadaşlar mesela restorantasınız bir şey istediniz. Can I have a cup of coffee please? İşte bir fincan kahve alabilir miyim? Onu size sunduğunda bu ifadeyi kullanıyor. Here you are. Buyurun anlamına geliyor. Evet arkadaşlar 20 tane İngilizce günlük kullanıma ait ifadeleri sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu ifadeleri not alabilirsiniz. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.